Hazır mıyız? Hazırız. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Kardeşim Hüsrev Lütfi Rüştü. Kim diyor bunu? Ustad diyor. Size ustad ve talebeler ve ders arkadaşları için de fayda verecek bir fikrimi beyan edeceğim. Şöyle ki bir. Ustad, talebeler, ders arkadaşı. İşimize yarayacak çok acayip şey. İyi ki burayı anlaştırdı. Fik bir fikrimi beyan ediyorum. Sizler haddimin fevkinde bir cihette talebemsiniz. Doğru. Ve bir cihette ders arkadaşlarımsınız. Doğru. İki. Ve bir cihette müin ve müşavirlerimsiniz. Bazı mevzuları sizinle danışırım ve siz bana yardım edersiniz. En çok hoşuma giden yer geliyor. Aziz kardeşlerim, ustadınız la yuhdi değil. Ne demek? Hatasız, yanlışsız. Değil. Hata yapmaz. Sistem itibariyle. Kusur yapmaz demektir. Sistemden bahsediyor. Eylem değil. Yani... Hatasız, kusursuz dersen yanlış olur. Kusuru belli değil. Biz bilmeyiz ki. Kusur yaptığına dair delilimiz var mı? Günah? Yok. Hani kusur yapmaz bir sistem. Ayrı, ayrıdır. Kusursuz ayrıdır. Kusursuz demeyeceksin. La yuhdi e, kusur ve hatadan e, yapmaz. Öyle bir şey yok. Çünkü isme sıfatı Hani sistem böyle. Yani tamam. Bir fail eylemdedir. Bir de mastar. Yani sistem, master. ismi fail olursa dişsaldır. Yani ustad e, kusursuz değildir. E ne? Kusuru var yani. Söyle o zaman nedir o kusuru? Kusursuz değildir. Hep öyle derler ya nurcular. La yuh diye öyle meal veriyor. Kusursuz değildir. Ne demek yani? Kusurları da vardır. Söyle o zaman. Söyle. Mesela Peygamber Aleyhisselam'ın hadisi. Hayalen dayi. Hiç... Allah'a düşünce hayal noktasında hiç hata yapmamış bir insan söylüyor. Hatırınıza gelen var mı? Peygamberlerden söylüyor. Ama Hazreti Osman <laughs> yani peygamberin lisanında hayalen, tasavvuren hiçbir Allah'ı böyle hiçbir hatası olmamış. Hayalen enfusi dahi. Hiç kötü düşünmemiş, hiç kötü hayal gelmemiş. Hiç, 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 hiç. Kendisi söylüyor da. Söylediği Hazreti, Hazreti İsa mı? Yok, onun arkadaşı. Yahya Aleyhisselam. Bugün doğan erkek çocuğa ben Yahya koyardım. Bunun hatırına. Telefon ederlerse erkek çocuğu koy, Yahya koyun dersin. Ne biçim ders yapıyorsun sen ya? Demek ki laikayı şey, şey gelenekle okunur. Yani ustad kusursuz değildir. Kabul etmek kusurdur. O zaman kusurunu söyle. Bu iddiadır kusuru vardır diye. Kusursuz değildir. Kusuru vardır yani. mefhumu O zaman söyle. La yuhdi demek kusursuz değildir değil. Sistem itibariyle insanlığın dışında olmadığı için kusur yapabilmek istidadındadır. Tamam. Onu hatasız o noktada yani sistemi de zannetmek hatadır. Usta ta 7 yaşından beri ilimle iş şey yapıyor. Televizyon yok. TikTok yok. Değil mi Abdülkadir? YouTube yok değil mi? Cep telefonları yok. Ne yapacak ya? Bir Bitlis'in o köyünde ne yapabilir? Herkes tesettürlü şeyle. Ferace, car, Çarşaf. Üç tane. Car, Ferace, Çarşaf. E ne, ne yapabilir? 7 yaşında ilim. Dağdan geçiyor ilim yapmak için. ne, ne, ne olabilir? Ve sigara birlikte 8 gazete okuyorum diyor. Onlar da İşte Osmanlılar döneminde Osmanlılardaki Gazete İttihat'ı İttihat İttihat Muhammediye gazetesi ya. Onu da gösterdim size. Getirdim. Bizim günlük, günlük, günlük günümüzdeki gazetelerle Bizim günlük okuduğumuz risaleler ya. Evet. Bu gazete dedi bu. Yani hadiselere uygun pencere açacak, yorum verecek. Mektupla laikaların yayınlandığı broşür. Böyle bir araya geldi. Gazetesi ismi altında Beyazıt'ta sirkeci de Zübeyir abi veya talebeleri dağıtıyordu. Miraç var içinde. Ayet-i Kübra var içinde. Meyve Risalesi var içinde. Siyasetten uzak durma var içinde. Bu gazete midir? E var işte gösterdim size. Yani site, şeyde, internette de, koymuşlar. Nur Gazetesi. Ondan sonra Zülfikar diye gazetenin adı bu. Evet. Bir bahçede çürük bir elma bulunmakla bize bir anlatıyor. Bu abiler niçin bu abilerin üzerinde bunları anlatıyor? Çok önemli. Bunların üçü birbirinin fıtratı zıt. İnsan illa hata derken şimdi mesela aynı olayda farklı farklı düşünceler çıkabiliyor, meşretler çıkabiliyor. Ama o farklı düşünceleri birbirlerinin hatası olarak insanlar görebiliyor o hatalı düşündü. Yani farklı anlayışlar hata olarak değerlendirebiliyor. Ee, o, o, o o değil o. o yok <laughs> yok yo, bu hata o değil. Ee, yani hata yapmaz. Diyelim ki iştihat. İştihat o hata denilmez çünkü e, dinde iştihatta isabet etse iki sebabı var. Etmese tek sebabı var. kişinin i̇şte kendi nazarında hata ya. He ha, hata değil. mesela Hatta diyelim hata yaptı diyor. Yani öyle yapmaması lazım mesela diye e, atıyorum ya üstadını ya kardeşini görüyor ama harbi hata değil ihtiyat yapmış ama onun nazam öyle düştüğü için hatasız zannetme. Evet. Hata bu. Onun hat, onu hatasız zannetme hatadır. İhtiyattan. Bir bahçede çürük bir elma bulunmakla bahçeye zarar vermez. Bir bahçeye çürük elma düştü başka yerden. Bir hazinede silik para bulunmakla hazineyi Kıymetten düşürtmez. iki. Bir hazine var. Kasa. Altın. Bir tanesi kaput. O şey yapmaz. Veya paraların içerisinde bir tanesi sahte. Yani diğerlerinde sahte yapmaz. Tamam. İki örnek verdi. Bu önermeydi. Hüküm veriyor şimdi. Hasene'nin on sayılmasıyla Seyyen'in bir sayılmak sırrıyla insaf odur ki Allah'ın kanunu da böyle. Hiç kimse Allah'tan daha ileri merhamet sahibi olamaz. Hasene en az 10 sayılıyor. En az. Kadir gecesinde 30 bin. En az diyor. Günah kaç yazılıyor? Nö. Bir. Bu sır. Allah'ın sırrı. Günah yapma imkanı çok ama sebabı kaydetmek çok farklı. Sevap 10. Günah 1 yazılması en az. Sırrıyla sırmış. İnsaf odur ki. insaf nısıftan gelir. İki tarafa açık. Doğruyu duyarsam kabul edeceğim. Hakla batıl ikisi ortası demek. İnsaf o. Nısıf demek. İnsaf odur ki bir seyyiye bir hata görünse de Sayır hasanata karşı kalbi bulandırıp itiraz etmemektir. Vay be. Mesela abilerden olur, birbirimizden kardeşlerden olur, eşin olur, ailen olur, evin olur, evladın olur, dava arkadaşın olur. Hasene en az Allah bir yazıyor. Günahı en az bir değil. Günah bir yazıyor. En azı yok. Bir yazar. Bazen yazmaz. Bazen bir yazar. Öyleyse bunu üç şahsiyet anlatılıyor. Üç şahsiyet noktayı nazarına bakmak gerekiyor. Tabii o da, o da var ama iç yapmayayım diye girmeyin. Mesela o zaman birbirimize şimdi. Yani biz la yuh değil miyiz? Yani hata yapamayız mı? Yaparız. Yani şimdi bu kadar iyiliğim var benim senin kafana takılan belki de yanlış değil ama yanlış olsa benim bir iyi kötü yanlışım oldu. Atacak mısın çöpe yani? E şimdi sen bir hata yaptın bir iki tane. E bir sürü iyiliğin var Resul. Çöpe mi atayım şimdi? Olur mu böyle bir şey ya? Ben bunlara ne diyorum biliyor musun? Ustad ne diyor söyleyeyim. Sonra ben ne diyorum söyleyeceğim. Ustad diyor ki ben bu modellere, bu tiplere anarşist nazarıyla bakıyorum diyor. Ben ne diyorum biliyor musun? Yat kalk da şükret. İyi ki Allah Resulü zamanında değilsin. Niçin biliyor musun? Niçin? Çünkü kafanın basmadığı, hikmetini anlayamadığını, ve be peygamberin beşeriyetini bakıp da ona da suizan ederdin. Bu zihniyet oraya götürür. İyi ki o zaman değilsin. Peygambere bile yapardın bu suyu hatayı. Çünkü hikmetini, estaf diyor, hikmetini anlamadın. Ufkunun ihatasını edemedin. Öyle ufukla bakıyor ki hikmetini anlamadın, ufkunu ihata edemedin sözünü yanlış zannedersin. Bir insanı kusursuz zannetmek kimlerin işidir? Usta diyor anarşist nazarıdır. Anarşistlerin işidir. Sıp kusuru alıyor. Bir dakika kaç yaşındasın? 70 veya 60. E 40. Aa şurada bir kusur var. Ver onu. Olmaz ama. Aa bir tane de var burada. Onu da getir. Aa bir tane. iki tane de şurada var. Tamam sen bulsun. Atladıkların ne olacak? Aile boşanmaları böyle oluyor biliyor musun? Sen bana, bak şimdi. Düğünde bana sahiplenmedin. Beni yalnız bıraktın orada. Kaç sene önce? 17 sene, 17 sene önce. Hayal anlatmıyorum ha. Bu misaller yaşanan bir dünyadan söylüyorum. 17 sene önce düğünde beni orada ezdirttin. Bana orada sahiplenmedin. Koy. Tamam. Kaç sene geçmiş? 17 sene. Benim çocukla bir münakaşam vardı. Sen bir anda geldin eve. Bana tamam tamam hanım bırak. Bana sahiplenmedin. çocuğu arka çıktın. 2. Hatırlıyor musun? Alışverişte bile azarlamıştın. 3. 17 senenin güzelliklerini koy kenara. Bunları da koy kenara. Sen şusun ayrılıyoruz. Kim bu? Anarşisttir diyor. Yani bütünlük içerisinde sırf kusur arayan cerbezeli olduğu için hangi ruhtur? Adı anarşisttir. Anarşist ne demek? Güzellikler içerisinde güzelliği görmeyip sırf çirkinlikleri bütünleyip anda söylemektir. Cerbeze anarşistliğe mi götürüyor? Götürüyor. Anarşist ruhlulara götürüyor. Yani nedir o? Cerbeze bütünlük içerisinde güz güzellikleri görmeyip kusurları muzam edip yani onlardan iyiliklerden ayrıştırıp ani vahitte tek bir vahitte yapmış gibi hüküm vermek. Buna anarşist nazarıyladır. Benim ifademle ayat katta şükret iyi ki Resulullah zamanında değilsin. Niçin? Çünkü hikmetini anlayamadın, ufkunu ihata edemediğin o peygamberin veya o sahabenin o hareketini, o sözünü, o giymesini entale diyecektin. Ya bu ne ya? Pantolon giymemiş. Ben ya Allah Allah. Kumda kumun üzerine yatıyor. Sen ona bir yaptı Kadir diyorum onlara. O peygambere bile kusur isnat ederdi. Oysa edebini Rabbi faaseni tedibi. Benim edebimi Allah öğretti. Tam yatıyordum. Cebrail Aleyhisselam geldi böyle yat dedi. Yatmayı da öğretmiş. Ama sen diyecektin ki ya ben böyle yatıyordum. Sen öyle yatmıyorsun kusur. Esayir. Neyse uzatmayayım. Bu münazır şöyle bir tabir kullanıyor abi. Büyük işlerde yalnız kusurları gören Allah Allah. Cerbezelik ile aldanır ve aldatır. Ya, cerbezenin şenini bir seyyiyi sünmüllendirerek hasenata galip getmektir diyor. Ya. Yani cerbezenin şeni nedir? Cerbezenin şeni hasenatlar içinde seyyi alır, o seyyi de sümbüllendiriyor. Geneller onu. Sen zaten hep öylesin canım. Arkadaşlar bu tevafukun hatırı için söyleyeceğim de. Mesela eskide 1985'te 85'te her kitabın ben filistesini yaptım. Belki işinize yarar. Böyle o zaman 1985'te şöyle kağıdımız yoktu. Mektubatın sıf bu bu bir şu 2 şu 3. belki işinize yarar malumatınız olsun. E, celbezeyi söyledik. Bir de bu tevafuk ettiği için bunu da söyleyeyim. Belki kardeşlerim. 1985'te. Havuz kaç doğumlusun abi? 96. evet. <laughs> Bayağı fındık zade değildik. Evet gibi. Çok şükür. Bak ama bizim kuşak çok sıkıntılıydı ya. Bir seyye bir hata görünse de Suat'ın bu evde uygulansa ne olur? Sair hasenata karşı kalbi bulandırıp itiraz etmemektir. Hakayka dair mesailde külliyatları ve bazen de tafsilatları sunuat-ı ilhamiye nevinden olduğundan hemen umumiyetle şüphesizdir, katidir. Onların hususunda sizlere bazı muracat ve istişarem yani nasıl buldunuz? Bu risale nasıl buldunuz? Size muracat etmem tarzı telakkisine dairdir. Onlar hakikat ve hak olduklarına dair değildir. Çünkü hakikat olduklarına tereddüdüm kalmıyor. Şimdi diyor ki Risale-i Nur'un ekseriyeti sunuhatla olmuştur sunuhat ilhamiye. ilhamla olmuştur. İlham nedir? Vahim vazifesini yapan şumulu ilham. Diyor ki, size bazı diyorum, sen sen benim vekilim olmak kasebiyle, Yusuf, Sabri, Hulusi, bir bak bakalım benim mutlak vekilim olmak kasebiyle, sen ta edebilirsin, düzeltebilirsin, tavsiye edebilirsin. Şeyimden sormamdaki gaye ee, siz nasıl telakki ettiniz yoksa oraya kalem karıştırdığı için değildir diyor. Bak onların hususunda sizlere bari bazı muracat ve istişare niye tarzı telakkisine dairdir. Onlar hakkında onlar hakikat ve hak olduklarına dair değildir. Çünkü hakikat olduklarına tereddüdüm kalmıyor. E şimdi adam kalktı bana yetki verdi diyor. Ondan sonra kalem karıştırıyor. Hüsrev abi diyor, şey, Hüsnü abi diyor ki cinayet sayarım diyor bir harfini değiştirmeyi diyor. Demek ki ya bu niye böyledir? Bu abi değiştirdi. Niye değiştirdi? Yetkiliyim. ustat diyor, yetki diyor ben size bunun için söyledim. Yoksa kalem karıştırdı diye demedim. Altısı olur. 195'te de Barla'da e, vahim vazifesini yapan Şumurlu İlham. 195'te ne var? Şöyle müsaade ederseniz bir bakayım da. 195'te. Diyor ki Fihristenin bariz bir vasfı daha var ki o da kendi ihtiyarınızla olmayıp sunuhatı kalbi ile olduğunu ispat ediyor. Ustada diyor Refet abi. Evet burada tamam bu çok önemli. Demek ki hiç kimse abi dahi kalem karıştıramaz. Çünkü ustad ben size öyle yetki vermek bunu nasıl telakki ediyorsunuz yani? Nasıl buldun? Ona dair abi emirdağ bir de bir nokta var da. Yani nasıl buldunuz? Da dair. Risale'nin tezahürü yalnız tercümanının fikriyle veya onun ihtiyacı manevi lisanıyla Kur'an'dan gelmiş yalnız o tercümanın istidadına bakan feyizler değil. Evet. Biraz izledersen. Evet. Belki o tercümanın Hı. muhatapları ve dersi Kur'an'da arkadaşları olan halis ve metin ve sadık zatların o feyze ruhen istemeleri kabul ve tasdik et, ve tatbik etmeleri gibi çok cihetlerle o tercümanın istidadından çok ziyade onurların zuhuruna medar oldukları gibi Risale-i Nur ve şakitlerinin şahsı manevisinin hakikatini onlar teşkil ediyorlar. Tercümanın da içinde bir hissesi var. Eğer ihlatsızlıkla bozmasa bir tebettüm şereni bulunabilir diyor. O kadar. <laughs> diyor ki Risale-i Nur'un, geçen burada dönerli dersinizde denk gelmişti. Risale-i Nur'un diyor şeyi, e, tesiri veya özelliği müellifinden gelmiyor. Şumullu ilham nedir? Şumullu ilhamla normal ilham nedir? İlham zata ve hastır, hususidir. Şumullu ilham ümmete aittir. Onda hepsinin hakkı var. Usta da gelen o ondaki mana vallahi benim de hakkım var. Beni de nazara alarak vermiş Allah. Ama sana has olan o şiir gibi veya mana. Mesela bir şey okuyorsun. Bana aittir. Hususi has. Ama Kur'an'ın tefsirinde muhatap olan asil imamlarının, İmam-ı Gazali'nin, İmam-ı Rabbani'nin, Mevlana Halid-i Bağdat'ın eserleri ilhamen değil, daha cami, daha şumullü olan, e, vahim vazifesini yapan şumullü İlham, ilhamdır. Herkesin hakkı var orada. Devam ediyor. Fakat münasab münasabatı tevafukiye dair işaretler mutlak ve mücmel ve külli külli surette sunuat ilhamiyedir. İlhamiyedir. Yani Risale-i Nur'un Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın isimleri, tevafuklar var ya böyle. O sunuat ilhamiyedir. Tafsilat ve teferruatta bazen perişan zihnim karışır. Noksan kalır hata eder. Yani icmalen gelir. Ustad ben diyor bunları icmal geldi ya komprim şeklinde. Ben bunu izah edeyim yani. Kendisi karışınca Bediüzzaman diyor ki ben karışırsam diyor. Yani bunu biraz açayım. O zaman diyor noksan kalır karıştırıyorum diyor. İzahlar nedir? Risale'den kısacası söylüyorum. Kopuk, yani atıf yapıyorsunuz ya böyle, biraz önce oradan oraya. E, Risale-i Nur'un o kelamı çiptir, hafıza kartıdır. Orada bütün herkesin hakkı var. Mazide yaşanan bir medeniyetin, bir dinin, örf, anane, kültür ve geleneğin, bir ilim dünyasının, e, geçmişin, geleceğe baktırmasında hazır zamandaki hafıza kartına benzer. Risale-i Nur'un tabirleri, Kuran'ın tabirleri. O hafıza kartının üzerinde filmler var, sesler var, görüntüler var, mekanlar var. Birbirini kapatmaz. Dolayısıyla e, Risale-i Nur'un e, muzakere, mutala, atıflı okumak o senin tafsilatlı değil, senin izan değil, Risale-i Nur'un mana, nihayetsiz mana mertebesine bir manasını ibraz etmektir. Risale-i Nur'a. Mahkemat da diyor ki. İzah mıdır, mana mıdır diye sorsanız o ifade ederken konuşana, o ağzımızdan çıkana, o manaya sorsan diyor muhakkimatta, sen nereye aitsin? O da ben falan yerin manasıyım derse, o bir manasını ibraz etmektir. Başka bir tanesini söyleyeyim. İmam Azam'ın iştihadi insandır. Semaviye olur mu İmam-ı Şafi'nin? Olmaz. Insandır. Nasıl peki iştihatları din oluyor? bir İmam-ı Şafi hem de böyle bir misal veriyorum hem küllet olacak hem de dini sorularımıza cevap verecek. i̇mam Malik, İmam Ahmet bin Hanbel, İmam-ı Şafi, İmam-ı Azam insan değil mi insandır? Hatta ama bunların sözleri nasıl din olur sanki Allah demiş gibi oluyor ki iştihatları din oluyor. 27. sözden söylüyorum. Nasıl bu beşeri değil mi? Değildir. Kur'an'ın ve hadis-i şeriflerin tabirleri hafıza çipidir. O hafıza kartının içerisindeki nihayetsiz mana mertebesindeki bir manayı dışarıya çıkarttığı için bunun özelliği manayı dışarıya çıkartmak olduğundan bu ifade, bu ihtiyat semaviyedir, arziye değildir. O cümle nasıldı? Hatırladınız mı? Cümle nasıldı? Diyor ki, cümleyi hatırladınız mı? O bu söylediğimi. Semaviyedir bu cihetle ona şöyle geçiyor. Nasıl olur yani bunların sözleri din olur. yani İmam Azam'ın sözü. Diyor ki halbuki şey, 482. Halbuki şeriat semaviyedir ve iştihadat-ı dahi onun ahkam-ı mesturesini izhar ettiğinden semaviyedirler. Demek ki o tabiri sizden istiyordu ben de hatırlamadım. Ahkam-ı mesturesini. Ahkamu mesturesin demek. Yani o hafıza kartında var ya kelamda nihayetsiz mana mertebeleri birbirine bindirilmiş. Mestur birbirini üstüne konmuş. Yani meyvedeki renk, meyvedeki tat, me 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 meyvedeki şekil, meyvedeki lezzet, meyvedeki koku. Ee, ka birbirini kapatmış kapatmamış. Ha. Ee, Manayı mesturesini yani nihayetsiz gizli manalar yumağından İmam Azam, İmam Şafii, Ahmet bin Amber geliyor bir tanesini ishar ediyor. Aslında iştahat dediğim şey manayı mesturesini izhar ediyor. Kendisi o manayı çıkartmıyor. Gizliyi gösteriyor. Aa burada bu var. Aa burada bu var deyince ben seslendirdiğim diye bu benim midir? Değildir. Ha, peki izah nedir? İzah manayı mesturesinin dışında ve o çıkan manaya sorsan sen nereye aitsin? Bu kadar konuşmalar eğer bir yer gösteremiyorsa zata aittir. Mesela İmam-ı Azam'ın beşerdir dedim şimdi. Örnek yapıyorum. Onun sözü nasıl din olur? Çünkü gizli birbirine bindirilmiş manalardan bir tanesinin üstünü açıyor. Battaniyeyi açıyor. Kendi fikri değil. Onun özelliği şu. Gizliyi aşikare ediyor. Kardeş bu fikrindir. Göster bana kitaptan. Eğer böyle bak gösterdim mi? Ha o zaman benim söylediğim izah değildir benim söylediğim bana ait değildir. Orada kitapta gizli olan, gizli olan bu manayı ben açtım gösterdim. Şimdi benim fikrim mi? Mane-i Mesturesi'ni izah et. Benim fikrim değil. İşte Risale-i Nur'u izah etmek, toplama yaparak nihayetsiz mana mertebesindeki manaları dizebilmek, dizebilmek, o manaları o bütünsel içerisindeki, ustadın zaten emrikası tam 54. sayfada şu parça şu parçayla, şu parça şu parça ile şu parça bir yere geçir. şer mükemmel bir şer ve izah olur. Ha, o nedir? Manayı mesturesini izhar ettiğinden. Bu o değil. Adam kafayı kaldırıyor. Diyor ki mesela ee, atom veya sunat ilame. Atomdan konuşuyoruz. Ben de şey yapıyorum ama bu ders değildir diyorum. Sizin noktayı nazarınız olsun, altyapınız olsun diye söylüyorum. Esir, eter dedim tamam mı? o konuşmak. Tamam. O konuşmak Risale-i Nur mana mertebesi değildir. Tamamen beşeri bize aittir. Onu da zaten söylüyorum. Ama bu o değil. Manay mesturesini ifade etmek, çıkartmak ki usta şöyle diyor. Ee, ben diyor şeylerin ifade edeceğim. Sarahat siz gizlilerini istihraç edebilirsiniz. Nasıl da o? İncelerini siz istihraç edeceksiniz. Mühimlerime söyleyeceğim. Taşlar üst ben şey yapacağım. Taşlar arasındaki sen çıkartacaksın. Mühimleri ben söyleyeceğim. Bizim diyor Risale-i Nur talebelerinin ki ustadın vazifesi nedir? Maneyi nakletmek değil. Manadan, mu mana olan oradan mana mertebesini istihracı esrar ile meşguluz diyor. Bizim vazifemiz istihracı esrar. Nerede geçiyordu hatırladınız mı? 343. Peki hem denemiş olalım senin hafızanı. Olmadı. Bir daha söyle. Hadi bakalım. Tamam sayfa yanlış. Yazan yanlış yerde yazdı. O sevindim o kadar yakın olman. Tamam. Diyor ki son paragraf. 347 mi dedin? O 337'yi arıyorum ya. Bir de ben uğraşıyorsunuz? Tamam. O bak, şimdilik vazif vazifemiz ise istihracı esrar olduğundan mevcut mesaili nakil değildir. Ustad diyor ki, ustada soru soruyorlar, e, aşeriyi e, letayfi aşeriyi soruyorlar, aşeriyi mubeşeriyi soruyorlar. Ustad diyor ki, onları nakil etmek değil, bizim işimiz i̇stihrac esrar. Yani o kalıptaki bulunan birbirine bindirilmiş manalardan bir manayı çıkartmak. Peki Kur ustadın vazifesi bu, külliyatın vazifesi bu. Biraz sıcak oldu galiba. Bir yere açsanız şimdi sıcak olur. Bizim vazifemiz nedir peki? Biz de külliyatın üzerini ustad Kur'an'ın ve hadisin üzerini açıyor. Bizim vazifemiz nedir? Bizim vazifemiz de Risale-i Nur istihrac esrardır şu, şu cihette de anlaşılabilir mi abi? Zaten Risale'nin zaten ayetlerin istihraç ettikleri manalar olarak bakılmaz mı abi? Bizzat mevcut olan kül Şimdi külliyat o onları çıkarttın ama gene tavsilata ve izaha ihtiyaç oluyor. Hani Ahmet Nazif'in diyor bir istihracıdır diyor. Evet. Sayfet bir istihracıdır diyor. Mesela şeydeki Nur ve vesaireler var ya onlar. Yani gene zaman zemine yani toplum ne kadar Türkiye'de bu çıktıysa da sizin memleketle köyünüze gidiyorsun. Sen köy köye gidiyorsun. O camede camide cenaze evlerine. Şimdi sen medresede yaptığın ders yapabilir misin? Olmaz da belagat ehli olur mu? Belagat ehli mukteze hali mutabık şey yapacak. Şimdi o köylüyü üstte kadınlar aşağıda erkekler baba dedeler babaanneler falan emiceler duruyor. Sen şimdi bu ders bir şey yapıyor. Tevhid dersi öyle olmaz ya. Orada mucize tahmidinden ders yapacaksın. Peygamber şöyle ya demişti falan. Hazreti Ali çeki verdi tam böyle. Öyle şey yapacaksın daha biraz. Yani biraz belagatelli olacaksın. Şimdi tutup an filan an filan diye 19. mektuptan koy. O an filan an filan atlayacaksın. Onu demeyeceksin. Cenaze <laughs> o zaman Risale-i Nur'da biz ustad Kur'an vadisten istihracı esrarla vazifeli olduğu gibi Bizim vazifemiz de devam ediyor zaten. Benim vazifem bitmiş zannediyorum diyor ustad. Sizin vazifeniz diyor Kastamonu 54'te devam ediyor. Ne ile? İzahla, e, şer, izah, şer ve izahla devam edecek diyor. Ne, neyi peki şer edeceğim ben? Ne? Aynı naklediyorsam okumak diyecekti. Şer ve izahla devam edecek diyor. Nedir o? Ha, ama kafayı kaldırıp da ee, güneşin çapı şu kadar, şu kadar şöyledir. 10-15 dakika fiziki şunlarla bunlarla yaptın mı o azamet ve dehşet ve heybete düşürecek şekilde 21. pencereyim. Güneş penceresini izah edersen olmadı işte. Ama güneşin orada ne diyor? Sporda demiyor. 8 İsmi Azam'ın tecellisi olan güneş mektubu. Git oralardan topla. Herhalde anlaşılmıştır. Ha tamam. Tafsilat ve teferruattan bazen perişan zihnim karışır. Noksan kalır, hata eder. Bunu şeyde kullandım aynısını. Ee, ustad diyor ki bana aşı dokunur. E ben kalkıp diyorum ki bana iyi geliyor. Anlayacaksın da usta daha ne terbiyeden. Biraz ustadın dilinden anlayacaksın. Ha? Yani şu burada bir şey dedi mi? Diyor ki tafsilat ve teferruat. Ben girersem Risale-i Nur'u kapatıyorum. E ben şimdi kalkıp da yapabilir mi? E, usta da ne ders bu? Bu teferruatta hatam asla ve mutlaka zarar iras etmez. Bu teferruatta hatam asla ve mutlaka zarar iras etmez. Zaten kalemim olmadığından ve katip her vakit bulunmadığından tabiratım pek mücmel ve nota hükmünde kalır, femi işgal eder. Biliniz kardeşlerim ve ders arkadaşlarım, benim hatamı gördüğünüz vakit serbestçe bana söyleseniz mesrur olacağım. Usta i̇şte abi bunu dedikten sonra şöyle yaptı. Şöyle bir baktım böyle tamam. Hasan buyur abi. Sakın burada okudum diye benim kusurlarımı bana deme. Ha, ustad diyor diyor. Ben demiyorum diyor. <laughs> tamam. Dedi ama sonra çok ciddi abi. Gülüyor yani. Yani ders veriyor. Ama senin kusurun var diye bu ortamda da paldır küldür denmez. Her şeyin bir edebi var. Sen bana söyler misin edebi olmayan bir fiil? Tuvaletin bile edebi yok mu? Tükürmenin bir edebi yok mu? Kapıdan girip çıkmak edebi yok mu? Banyo edebi yok mu? Kardeşim tenkit etmek, eleştirmenin, ikaz etmenin, e, ifade etmenin de edebi olmaz mı? Sen, ya abi ben akperestim, hemen derim yani tutamam kendimi sana o zaman denilir ki senin gazın geldiği zaman senin bilmem neyin geldiği zaman hemen her yerde yapar mısın? Ben her yerde derim. O zaman her yerde bırakır mısın bu işleri? Ona benziyor. Ona benziyor. Tutacaksın. Yani paldır değil. Onun şey var. Hata varsa bu olabilir mi? Biraz önce yaptı. Abi bu olamaz mı dedi. Bak sen çok güzel Ondan sonra ne yapar? Veya hususi olur, ası olur. Bak böyle. ikaz edersin. Medya önünde, kameranın önünde tenkitler yapılmaz. E, yapılıyor. E, şu anda yaptın. Çünkü çok ikaz ettik. Çok e, beyanat ettik. Çok hususi göndermeler yaptık. Çok telefonlarla konuştuk. Yapmayın. Bak Risale-i Nur'un e, karşıki tarafını Risale-i Nur'a dost gösterirseniz... Müslümanlar Risale-i Nur'a ve ustada düşman olur... Çünkü e, o zihniyet herkesçe malumdur. O zihniyete risale dost göstermek, Risale-i Nur'a insanları düşman yapmaktır diye ikaz ettim. Ama hala ısrar edince Risale-i Nur hukuku umum hukuk olduğu için şahsi hukukumdan üstün olduğundan, şahsi hukuk umum hukuktan galip olduğundan o medya yoluyla, basın yoluyla söyleyebiliyoruz. Çünkü suç basın yoluyla yapılıyor. Biliniz ki Biliniz kardeşlerim ve ders arkadaşlarım benim hatam hatamı gördüğünüz vakit serbestçe bana söyleseniz mesrur olacağım. Hatta başıma vursanız Allah razı olsun diyeceğim. Hakkın hatırını muhafaza için başka hatırlara bakılmaz. Nefse marenin en aniyeti Bak nefsemarenin enaniyeti hesabına hakkın hatırı olan bilmediğim bir hakikati mudafa değil. Allah resvel ayn kabul ederim. Baş ve göz üstüne kabul ederim. Görüyor musunuz? Yani acayip bir şey. Abiler bu terbiyeyi alsak almamız lazım. Bana bir şey gelip de söylediğiniz zaman abi ben herhalde yanlış mı anladım veya bu böyle midir? Böyle dedin ama derseniz eğer ben yüz teville senin gel, geldiğine geleceğine, söylediğini söyleyebileceğine yüz bin pişman ediyorsam o zaman yazıklar olsun bana. Öyle ama kardeşim aslında şöyleydi ve öyleydi de yüz Yok ya kardeşim orada hata oldu diyorsam o adamın değeri daha yükselir. Bir hani derler ya büyükler altın çamura düşerek kirlenmez, değeri kaybetmez. Zannediliyor ki Eleştiriyi kabul etmek insanı küçültür. Tam tersine büyütüyor. Vallahi büyütüyor. İnanın yani öyle mi ya? Aa, ben o zaman hata yaptım. Doğru. O doğru diyorsan onun ona, ona onun vicdanda ne olur biliyor musun? Vay be. Abime bak ya. Kardeşime bak ya. Yoldaşıma bak ya. Elhamdülillah. Demeli. Mesela bir şey başımdan geçen bir şey anlatayım. Ee, Risale-i Tebliğ ve Neşir meselesinde ustad diyor ki Latince'ye, Osmanlıca'dan Latin, Rusattır. Tamam. Rusattı, Rusat verilmiştir. O dersi yaptık, yayınlandı. Bir yerden beni yazıcı kardeşlerden bir kardeşim aradı. Kardeşim şu dersini dinledim. Seni dedi, bildiğim kadarıyla insaflı bir insansın. Mubala etmiyorum, kendim, şeyimi de söylemiyorum. İnsaflı bir insansın. Sen dediler ki bu lafı bu laf dinler. Tamam şu dakikada dedin ki bu ruhsattır. E tamam dedim göstereyim. Yo biz de orayı biliyoruz ruhsat olduğunu. Ama dedi ruhsat ne demektir? Zorak kaldığın zaman yapılandır. Ama devamlı sen bunu okuyorsun. E, Hiçbir de Osmanlıca'yı da etmiyorsun veya öne çıkartmıyorsun. Ama ruhsatı asıl yaptın diyor ifadene. Hep onu okuyorsun. Hadi okudun diyelim ki acizliğimden beceremedin veya alışmadığımız tamam onu da kabul edin. Ama yani diyor Osmanlıca asıl olduğunu niye demiyorsun dedi ya. Ama ruhsat esaldı. Asaldı. Hangi dersin? Sana söz veriyor. O dersi hemen sileceğim. Hemen şu dakikada. Yo 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 dedi. Bak şimdi. Allah ondan razı olsun kim olduğunu bilmiyorum. Sakın Allah razı olsun o dersi kaybetme. Çok harika bir ders. Yalnız orayı sil o zaman dedi. Ve orayı kime sildirdim bilmiyorum. Eskiler sakın o dersi iptal etme çünkü çok güzel şey tespitler var diyor neşir hakkında. Ve orası yok. Var birisi derse o hatayla başka bir video girmiştir. Ve orayı sildim. Çünkü umumu hukuktur. Hemen hemen sildim orayı. Dedim kemen hemen durduruyorum. Tamam ama dedi. Bak ben sebep olurum korkuyorum. O dersin iptalinden korkarım. Sırf orayı şu dakikadan şu dakikaya sil dedi. Sildim. Evet, rusattır. Osmanlıca Osmanlıcadır. Ama her her dakika diyemeyiz. Peki sen niye devamlı okuyorsun? Buna alıştım. Alıştım diye asıldırdı diye diyebilir miyim? Asıldır ve alıştım buna. Okuyabiliyor musunuz sorusuna tabii ki Osmanlıca Osmanlı okuyoruz. Ama bu kadar kim değilim. Mesela deyince mesela şu sayfadadır diyorum. Şu sayfadadır. Yani bu benim külliyatı niye getiriyorum? Değil bu e, Osmanlıca Başkasının külliyatını getirseniz gene zorlanıyor. Çünkü o çizilmek fehmi kolaylaştırır. Şu sayfada şu ortada şu çizgidedir. Onun için bu şeyler. Mesela şurada ben bu yazıyı şey yapsam bunu bilirim. Bunu ben bilirim. 139'da bu ya bak okumadan söylüyorum burayı. Havada uçmak, su üzerinde geçmek. Risalindeki keramet öyle değil. 10. söz dedik diyor. Gelecek nesne kanı. Şu kar karalamadan bilir. Benim böyle simgeyle kalmış kafama. Ama bu özür müdür? Hayır. Beceremiyorum. Osmanlıcayı keşke Osmanlıcayı hakim olsaydım. Aynı bunun gibi hakim olsaydım onu söylesin. Ama bir zaafım var. Diyelim. Beceremiyorum çünkü öyle büyüdük vesaire bu toplumda. Ama okuyamaz mı? Okuyoruz tabii elhamdülillah. Çok şükür. Evet. Yani böyle bir şey geldiği zaman e, kabul edeceğiz. Bir şey diyeceğim. Demeyeceğim. Tamam. Biliniz ki şu zamanda şu vazife imani çok mühimdir. Benim gibi zayıf fikri çok cihetlerle inkısam etmiş bir biçareye yükletmemeli. Elden geldiği kadar yardım etmeli. Üstad i̇şte kendisini hizmetin böyle başında hep kardeş ve ders arkadaşı olarak görmesi buna sebebiyet veriyor. Vay be hizmet. Hiç, Hiç şey kimse vermiyor. en... Lider olarak görmüyor. Görmüyor. Hiç kimse ustadı böyle... Usta da böyle bir şeyh edası, bir lider edasıyla böyle ezmemiş onları mane. E, şöyle bir şey anlatayım size. Etrafındaki abiler ustadı nasıl şey yapmış? Başımdan geçen bir askerlikte bir hadisi olmuş. Komünistlerle solcular arasında şey, e, ülkücülerle komünistler arasında Allah vardır yoktur meselesi oldu. Adana Osmaniye'deyiz. Tamam askerde. E, beni öğrenmişler ülkücüler. Kardeşler Müslüman. Ondan sonra bu, ne, ne, yaptılarsa aralarında ben acemiyim daha. Onlar usta. Sonra şu soruya nasıl cevap verirsin? Geliyor. Allah Allah. Ben bilmiyorum olayı bak bir şey anlatacağım. Ustad, e, ustadı talebeleri nasıl görmüş? Bak ona ışık olsun diye. şu soru Allah Allah. Ya dedi bir soru soruyoruz. Pat diye bir örnek veriyorsun. Bu nasıl oluyor dedi ya. Böyle gidiyor falan. Tamam. Meğer bir hafta sonu e, yemekhanede İki grubu karşı karşıya getirmişler. Sizin bütün sorunuza cevap vereceğiz. Ondan sonra şöyle ne inatlaşmışlarsa tamam falan. İki grup ve oturmuşlar hafta sonu. Ona ben hiçbir haberim yok. Hiç o zamana kadar dedim ya. Gel dedi sana sorular soracağız dedi. Soru sor. Ben de istiyorum hizmet. Ne bileyim ben söyle bu. Hakikaten çıkmam öyle. Ne lan horoz dövüştürme gibi. Öyle şey daha beter din düşmanı olur. Ben yani bana zannettim ki yemekhanede bana ders yaptıracaklar Bir oturdum karşımda aa iki üç tane. Hayırdır arkadaşlar? Ya ya dedi bu arkadaşlar soru soracak dedi. Bana da önce söylemişti de kabul etmemiştim. Fakat böyle bir şey yaptım. Sonra ya dedi onlar duruyor. Bizim ülkücüler soruyor. Bana diyor ki hocam Allah var mı? Varlığını Kur'an'ınıza ve peygamberinize dayanmadan bize nasıl ispat edersin? Bu arkadaşlar merak ediyor. Kur'an'ınıza dayanmadan. E tabi ben olayı fark ettim ama iş işten geçti. Şimdi oraya geldik. Neyse biz kitabı kainattan, kainattan Allah anlatmaya başladım. 20 dakika geçti. Buyurun dedim. Olmadığını birisi söylesin. Ne bileyim bunlar dinsiz yani ama tahmin ediyorum. Onlara itham demiyorum sizsiniz. Ve olmadığını çünküsiyle yani kendi liderini kullanmadan e, realiteyle, ile fizik kimyayla ile niçin Allah yok? Onlar da ifade etti. Ben ettim. Ne dedi biliyor musun? Bu örnek için söylüyorum. Ona dedi ki o üç tane bu hocanın anlattığı Allah'a biz inanıyoruz. Senin anlattığın Allah'a inanmıyoruz dedi. Senin Allah'ına inanmıyor Bunu anlattı Allah var dedi. Ve olay bitti. Yani bizim ust, o abilerin ustada yükledikleri manayla ustad arkasından gidilecek, ders arkadaş olacak bir ustattır. Öyle bir eda verdi. Ben liderim, ben başım, ben şeyhim, benim meziyetim var demedi ya. Ya ne yaptı? Ders arkadaşıdır. Ve böyle inandı, böyle davrandı. Tahakküm etmedi. Benim gibi düşüneceksiniz. Yoksa tık. ben benim gibi kokmuyorsan Anlamadı. Sonra o ya onları. Nasıl diyeceğim size? Davayı anlamadı. Anlamadı bu. Anlasaydı. Bırakır mıydı? Neyi bırakacak? Her kişiye rağmen gayret fedakarlık yapacak. Olan benim nefsaniyetime mi? Benim tahakkümatıma mı? Benim beşeriyetime mi? Benim dengesizliğime mi tahammül edecek? Benim nefsi arzu hususu dünyama mı din diyorum? Ki ona hizmet istiyorum. Ona fedakarlık istiyorum. Böyle bir şey olur mu? Ustad böyle kendisine bir şey hizmet istemedi. Özeline hizmet istemedi. Ya. Ustad. Hakikaten usta değildi. Ustattı. Evet. Biliniz ki şu zamanda şu vazife imani. Zaman geçtiği için biraz hızlı gideyim. Çok mühimdir. Benim gibi zayıf fikri çok cihetlerle inkısam etmiş bir biçareyi yükletmemeli. Ya şey yapıyor ya. ustadane bize ders veriyor. Hasan benim gibi böyle zihni fikirleri darmadağın olmuş bir bir adamsam sen haddini anlasana sen de öylesin da karıştırma bu işlere yani girme bu işlere elden geldiği kadar yardım etmeli peki yapıyor muyum ben hatta? tabii ki yapıyorum ya. izahlarda bazen öyle çizgiden çıkıyorum ki ben bile beğenmiyorum Allah şahit tevazu yapmıyorum yanlış yanlış yapıyorum evet mücmel ve mutlak hakayık yani Kur'an'ı ve hadisi o manalar e, i̇cmal ve mutlak hakikat biz zahiri vesile olup çıkıyor. Tanzim, nizamlamak, yani tas tasfiye, tasvir ise kıymetli muktedir ders arkadaşlarıma aittir. Şimdi bak, ustad ne diyor biliyor musun şimdi bu, bize? Bak diyor ki, bazen onlara vekaleten tafsilata ben giriyorum, tanzimata girişiyorum ben, noksan kalıyor. Ben diyorum ki, ben giriyorum izah oluyor. Güzel hizmet oluyor. Olmuyor işte. Bak ustada ne der? Ustadın kokusunu alacaksın. Diyor ki bazen onlara yani o talebelere vekalet verdiklerime bazen onlara vekaleten tafsilata tanzimata girişiyorum. Noksan kalıyor. Ben diyebilir miyim ki? Benimkisi iyi oluyor. Bilirsiniz ki yaz mevsiminde dünya gafleti ziyade hükmeder. Yani e, burada rahatlatıyor, konuyu değiştiriyor. Buranın atıflarını ben size göstereyim nasıl atıf yapılıyor zaten biliyorsunuz. E, efendim ince mesevinüle 256, barla 108, barla 269, barla 351, mektubat 279, emir de bu eski Hasan'ın gözüyle yazılmış E2 mi? E2 58 galiba. Ondan sonra burada Tarih hayat 332, kastamonu 56 e, ve e, 100, e, kastamonu 161, sözler 651 gibi yerlerde atıfları var. Öteki konuya geçemedik. Burada güzel bir bereketli ders oldu zannediyorum. Ama kusurlar varsa gene bana ait ifadede de uslupta. Birbirimize kusurlarımızı kırmadan, dökmeden uslubu, uslubumuza, mekana ve kimsenin olup olmadığına bakarak birbirimizi düzeltmeyle de vazifeliz Yüz tevil etmeyeceğiz. Bu tevil eden kusurunu onu yüceltmez, büyütmez. Tam tersine küçültür. Küçüleceğini de bilmesi lazım. Bu ustad son şeyi çıkarımım. Hüsrev, Lütfü ve Rüştü abi şey yapması. Bu isimler penceresinde yapması nasıl ki Yunus Aleyhisselam <laughs> niye bağlığa atıldı? Niye Allah böyle şey yaptı? O da bir gıybet gibi. Kur'an'da değil mi? Başka bir gıybet söyleyeyim. Ebu Leheb'in elleri kırılsın diye beddua ediyor Allah. Öyle mi? Evet. Firavunlara bahsediyor. Ha, umumu hukuk olduğu zaman Yunus Aleyhisselam bak balığa niye atıldı? Yakaladık diyor. Pençesinden yakaladık diyor. İsim kullanmadan olsaydı olmazdı. Kur'an'da da var. Peygamberin hadislerinde de var. Mesela o cihada söz verip gelmeyen üç kişi vesaire. Ben şey yapayım. Risalede de var. Demek ki Cadde-i Kübra muzam ümmetle gider. Umumi risale Nur hizmeti böyle hususi has kendi meşrebine ve mesleğine kalmış böyle küçük şeylere ona mübarek denilir. O ara sokaktır. O yolda var ama muzam ümmet değildir. Cadde-i Kübra değildir. Muzam Ümit Cadde-i Kübra'dan gider. Has yollara sevk edilmez. onu da Risale-i Nur layıkalarıyla ortaya koymuştur. Ve ahirde vahum enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.